Bana göre, bize göre hak ettiği yerdedir et fiyatları. Çünkü 2-3 yıldır zaten hiç her şey yükseldi. Yem fiyatları olsun, bütün her şeyin aklına ne gelirse yükseldi. Bir türlü et yükselmedi. Yükselmesini tutturduğuna şimdi arz talep meselesi olunca, bir de bu kaç gündür bu hayvan pazarı, bu şap açısından dolayı biraz pazardan da kapanınca birden yükselişe geçtiği için biraz da hani abartılıyor. O kadar da yükselmemiş et fiyatları. Şu anda burada gördüğünüz gibi karkas şu anda kesim 200 civa, kuzu fiyatları 190-200 civarıdır. Yani yetiştirici açısından hatta 150 civarı kazanmasın mı? Kazanması gerekiyor. Kazanmasa zaten o işi yapmaz. Bize göre hak ettiği yerdedir. Fazla yükselmemiştir. Yani fazla yükselmesin, 200 liranın üstüne çıkmasın. Bu şekilde seyredilirse bize göre iyidir. Diyarbakır'la İstanbul Ankara arasında fiyat farkı var mı? Yani bence abartılıyor. O kadar olmaması lazım. Şu anda Diyarbakır bugün bütün Türkiye geneline et gönderiliyor ve piyasa Diyarbakır'da belirleniyor. Şu anda kasabımız diyelim ki 200 lira kesiyor. Şirketler 190-185 civarında kesiyor karkas kuzu eti. Yani bir 10 lira bir falan nakliye parası binsin. Başka fazla binmez herhalde. Yani bazıları gidip de işte et uçtu, et gitti, gidip bir lüks bir kasapta bonfileyi soruyor 500 lira, 600 lira. Ya bonfile bir hayvanda bir büyük başta 1,5-2 kilodur bilemedim. Yani gidip de o etin bu et fiyatlarını belirlemez. Genelleme yapılamaz. Karkastır. Şu anda desem ki kasap efendi bana kuzu eti ver. Bak görüyorsunuz 230 lira. Evet. 200 civarında kesimidir. 30 lira da fark şey koymuş. Yani pirzola, kuzu pirzola 350 lira. Kuzu pirzola o ayrı şey nerede? Burada. Kemikli 230 lira. Yani budur fiyat. O kadar da abartılacak bir durum değil aslında. Ha şimdi desen ki eti biz düşürelim, biraz daha düşürdüğü zaman bu sefer yetiştiriciyi kaybediyoruz. Yani 1-2 yıldır hayvancılık zor durumdaydı. Bu girdilerin fazla oluşundan dolayı hep yükselmesin tuttular. Damızlık hayvanlar da kesime gittiği için şimdi arz talebi karşılamadığı için bu şekilde biraz şey olmuş ama hakikaten yerdedir. Yarın bir gün pazarına kalktığı zaman asıl yapmamız gereken nedir biliyor musunuz? Bunun düştüğü zaman müdahale etmemiz lazım. Nasıl? Yani diyelim ki birileri düşürüyor. Et firmaları olsun, diğer şeyler olsun fazla para kazanmak peşinde. Diyelim ki bahar geldi şimdi bir ay sonra kuzu piyasada fazla olunca hemen fiyatı düşürüyorlar. Düşürdükleri zaman o zaman bakanlık olarak da bizler ondan müdahale etmek durumundayız. O zaman suni bir şey olmaması lazım. Bu seviyede devam etmesi lazım. Şimdi kasap efendi de kendi karını bilir. Biz yetiştirici de bilir. Bu fiyat budur. Bundan sabitlemişiz. Bu şekilde devam etmesi lazım. Bunu yapmadığımız takdirde yarın öbür gün bir belli karteller düşün. Et firmaları yükseltikleri zaman hemen dışarıda bir şey bahane ederek yurt dışından ithal et getirirler, hayvan getirirler. Tabii ki kırsaldaki yetiştiriciyi garibanı düşünmezler. Onun aslında o şekilde şu anda... İthalat nasıl etkiliyor? Hem hayvancılığı nasıl etkiliyor hem de fiyat... Et fiyatlarını konuşuyoruz. Diyarbakır'da Ekrem Demir, yanında Diyarbakır Koyu Keçin Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Abdullah Çetin var. Bir kasaptalar. Şimdi karkas etin fiyatı 200 lira dedi Diyarbakır'da. Şimdi İstanbul'a kıyasladığımızda tabii fiyatlar çok yüksek. Ben kıymanın fiyatını duyamadım ama eğer dönme şansımız olursa zaman zaman bağlantılarda sorunla yaşayabiliyoruz. Bir kilo kıymanın fiyatını da Diyarbakır'da merak ediyoruz. Gerçekten et fiyatları artarak devam ediyor. Uzmanlar şu yönde açıklamalar yapıyor. Ya evet fiyatlar artıyor ama tüccarlar özellikle piyasaya eti sürmüyorlar. Bu da fiyatı yükseltiyor diyorlar. Bir de şap hastalığı var. Bu nedenle aşılama süreci, hayvanlar karantina süreci var. Hareket edemiyorlar bölgeden bölgeye. Bu da fiyatları artırıyor ama biz ne yapacağız? Her şey haliyle vatandaşın cebine yansıyor. Fahiş fiyatlardan kıymaya, kırmızı ete, beyaz ete ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili besicilerin sorunları neler? Gübre, yem destekleri, yem fiyatı artıyor. Bakın Sayın Abdullah Çetin de belirtti. Bu fiyatları artmaması gerekiyor. Evet bir artış var ama fazla fahiş fiyatlar da ortada dedi. Çözüm öneri nelerdir? Besicilerle ilgili bu ayrıntıları dinlemeye devam edeceğiz. Ekrem Demir'e dönelim. Ekrem Demir beni duyabiliyor musun?
Evet, duyuyorsan 1 kilo kıymanın fiyatında Diyarbakır'da merak ediyoruz aslında. Bunu belki söyledin ama ben duymadım. 1 kilo kıyma ne kadar onu da öğrenelim. Evet.